Herkese selamlar dostlar. 31 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Genellikle ideallerden bahsedeceğim. Değerlendirecek her yerde bol şanslar. Öncelikle Mart ayını bitiriyoruz ve Nisan ayı için gruplarımız yenilendi. Her ay sonu olduğu için Nisan ayında da gruplarımız yenilendi. Katılmak isteyenler Instagram'dan veya YouTube katıl kısmından katılabilirler. Bu arada çok çok önemli. Instagram adresimiz yenilendi. Yorumlara açıklama kısmını her yere bırakacağım zaten. Instagram'da bir problem olduğu için yeni bir Instagram hesabı açmak zorunda kaldım. Bunun duyurusunu yaptım zaten buradan da yapmak istiyorum. Kangal Bey olarak ikiye ile arattığınız zaman da Instagram benimle Instagram'dan benimle iletişime geçeceksiniz. Dediğim gibi Instagram adresimiz değişti. Buradan sizden ricamdır takip etmenizdir. Yine soru, şikayet, öneri ve görüşleriniz için de Instagram Kangal Bey Instagram adresinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Nisan ayı gruplarına gelmek için de aynı şekilde Instagram'dan da iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar diyerekten de geçeyim. Yüksek misli de son olarak neler yaptık ondan bahsedeyim. Yüksek mislinin son ikisi zaten başarılı sonuçlanmıştı. Anadolu Efes'ten Macaristan maçlarıydı. Zaten şu Mart ayının sonlarında çok yüksek gitmemeyi öneriyordum ki zaten 500-500 gitmeye başladık şu son 3 günde. Macaristan'ın sonu biri geldi, Anadolu Efes'in sonu biri geldi. Yüksek misli de zaten kazancıya devam ettik ve ayrıca yüksek mislinin güncel kısasından da bahsetmek gerekirse şu an güncel kısası Mart ayının son 2 gününde 6072 TL'lik bir kazancı var şu an herhangi bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Kazançlı zaten. Muhtemelen yine bu seviyelerde Mart ayını noktalayacağız. Zaten son iki gün 500 TL'lik önerdim. Biri gelse bir yazsa hesabından. Yine ortalama bu seviyelerde kasayı noktalamış olacağız. Yüksek misinin kasası zaten bu şekilde. Geçtim bunu da. Rolling'imiz vardı. Olimpiakos'un atacağız 84 sayıydı. ev bir 83.5 üst olarak önermiştik. Başarısız oldu arkadaşlar. 81 sayıya kaldı. Olympiakos atmadı. Yani atmak istemedi. Özellikle ikinci periyodunu izlediğiniz zaman da Astral zaten sürekli top kaybı yapmasına rağmen Olympiakos bomboş şutları bile böyle ya yani hücumları harcadı çok fazla harcadı. İşte zaten 100 bile atardı öyle söyleyeyim. Yediler bizi burada. Onu da söyleyelim. Sizlerden de ricamız videoyu atsanız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Videomuza like'lar atalım. Sizlere de burada 6 maçı da anlatayım ben. Başlayalım. Düsseldorf'la Hamburg mücadelesi zirve yarışı için yani Bundesliga'ya yükselmek için önemli bir maçlardan bir tanesi. Zaten oran olarak da zaten burada kim kimi dumdum dum olmuş birazdan. Favori Düsseldorf olmuş. Puan durumuna baktığımız zaman da Hamburg biraz daha üstte. Puan farkını kapatma şansı Düsseldorf'ta. Ve Düsseldorf'a baktığımız zaman da son dönemlerde form yakalayan takımlardan bir tanesi. Özellikle bu maçta eksikler var. Özellikle deplasmanda Hamburg tarafında kart cezalı isimler var. Aynı şekilde ev sahibinde de var. Hendrix bu maçta yok mesela. Deplasmanda Sebastian yok. Mario yok arkadaşlar. İki tane de kart cezalısı var. Yine Düsseldorf'a baktığımız zaman da kendi evinde iyi oynayan bir takım. Hamburg'da deplasman takımı. Arkadaki boşlukları iyi değerlendiren bir takım. Hamburg son dönemde bir kötü gidişatı var. Milli arada e, kendilerinin iyi bir dinlenme olarak gördüğünü düşünüyorum ben. Burada bir var olarak önereceğim. Bunun varın oranı pek fazla yok. Bir 40 bandından bir 31 bandına kadar düştü. KG var alacağınız yani bir 60 atarsanız bunu bir 30'dan yanına koyabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar. Frankfurt'la Bohum mücadelesi. Bu mücadeleyi de şöyle değerlendirme aldım. Bohum'a baktığımız zaman da son dönemlerde bir Bundesliga'da yani ufaktan bir ben toparlanmaya başladım. Küme uzaklaştı. Leipzig galibiyeti geldi. Ondan önce de deplasmanda Köln galibiyeti geldi. Frankfurt'la oynayacaklar. Frankfurt'a da baktığımız zaman da zaten artık bu maçlarda bir şeyler yapması lazım. Ben burada Frankfurt tarafına gideceğim. Frankfurt tarafına nasıl gidecek olacak olursak da Frankfurt'un atacağı 2 golü değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Onun da oranı 1.43 gibi bir oranı var. Frankfurt bence Bohum'a 2 gol atacaktır diye düşünüyorum. Bohum da zaten bir çıkış sürdürdü küme hattından da uzaklaştı. 4 puan öne geçti küme Burada muhtemelen Frankfurt en az 2 tane gol atar gibi geliyor bana. İdare edin vereceğim. Bol şanslar. Diğer mücadele Marsilya ile Montpellier ile mücadelesi. var. bu maçta bir sıkıntı çıkabilir. Cuma günleri yani bu tür 25 gibi oran açmışlar. Yani Montpellier ile karşılık verebilen bir takım. Reaksiyon gösterebilen bir takım. O yüzden buradan 1.25'ten oynamaya gerek yok. Henüz daha korner açmamışlar. Her iki takımda çok fazla korner atıyor. Muhtemelen biliyorsunuzdur. 8.5 üst korner açacaklardır muhtemelen. Yine 1.40 seviyesinde bir oranı olur. Onu da idealden korner olarak değerlendirelim. Montpellier de kanatları kullanıyor. Özellikle zaten Marsilya da kanatları çokça kullanıyor. Özellikle Marsilya erken bir gol bulmazsa zaten. Özellikle Marsilya tarafından kornerlerine gelmesini bekleyeceğim. Günün korner maçı olarak da düz bir tercih olarak alacağız. Zaten bu maçı gördüğünüz zaman da ilk, ilk başta aklınıza Marsilya galibiyeti sonra da korner geliyordur muhtemelen. Diğer mücadelem Baskonya ile Fenerbahçe Beko mücadelesi. Fenerbahçe Beko son mücadelesinde kaybetti. Baskonya da kazandı. Baskonya'nın orada zaten atacağı sayıyı önermiştim. Geldi. Euroleague'de ilk 8 yarışı var şu an Baskonya tarafında. Son 3 maç olması lazım arkadaşlar. Baskonya'nın burada kaybetme gibi bir şansı yok. Yani galibiyeti oynayacak fakat Fenerbahçe Beko ile oynayacaklar. Zor bir mücadele. Ben Baskonya'nın üretkenliğine güveniyorum. Kim kazanır kim kaybeder buna girmiyorum. Ben Baskonya'nın burada İlk yarıda atacağı sayıya girdim. İlk yarıda ev sahibi 42 buçuk diye bir şey var. Oran var burada. Ev sahibinin ilk yarıdan ben burada 43 sayı atmasını bekliyorum. Neden bekliyorum anlatayım hemen sizlere. Real Madrid zaten hücum olarak Mota ile pota altında zaten iyi işler çıkartıyor. Fakat çizgi gerisinden Baskonya tarafı Fenerbahçe Beko'ya göre biraz daha üstün. Ve şunu söyleyeyim ilk yavru ilk yarılarda özgüvenle başlamak adına gerek üçlüklerle başlamaya çalışan bir takım Baskonya takımı. O yüzden burada çizgi gerisi isabetle yüksek olduğundan dolayı ben burada ev sahibine yöneliyorum. Ayrıca kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da Baskonya'nın e ortalamasının şu an ezbere konuşuyorum da 90 civarıydı. Yani 88'den aşağı değil onu söyleyeyim ben sizlere. Yani 90 civarı kendi evinde atan bir Baskonya tarafı var. Fenerbahçe Beko'da da zaten bir nevi burada playoff yarışına girdi. İlk Baskonya tarafı bu yüzden bir tık ağır basıyor. O yüzden Baskonya'nın ilk yarıda atacağı 43 sayı sizlere 1.48 gibi orandan güzel bir orandan önermek istiyorum. İyi başlayan bir Baskonya var. Yani biraz daha isabet yüzdesi yakalarsak rahat bir şekilde gelmesini bekliyorum. Diğer mücadelem Partizan'la Real Madrid mücadelesi. Partizan'ın son maçını izledim. Barcelona ile oynadı. 80-89 gibi kaybetti. Eurolig'in en iyi savunmalarının bir tanesi arkadaşlar. Net bir şekilde Barcelona'nın olduğunu söylemek lazım. Barcelona'da olduğunu söylemek lazım. Real Madrid'de oynayacaklar. Kısmen yani ya Barcelona Real Madrid savunması karşılaştırdığımız zaman burada Barcelona'nın biraz daha ağır bastığını söylemek lazım. Kendi evinde Partizan oynayacak. Burada da bir sıkıntı var. Yani x8'i garantilemek adına burada Partizan'da sonuç maçları zaten. Burada bir galibiyet arayacaktır diye düşünüyorum. Ki zaten oranlara baktığımız zaman da Real Madrid'e favori gösterseler de yakın bir maç beklendiğini söylemek lazım. Burada Partizan tarafındayım. Kevin panther Exum gibi isimlerle birlikte. Çizgi dışından da iyi işler çıkaran bir Partizan var. Pota altında da Lesort'la birlikte olabildiğince riban, riban toplamaya çalışan ve olabildiğince sayı yapmaya çalışan bir takım olduğundan dolayı da ben burada ev sahibinin yanına gideceğim. Ev sahibi 81.5 açmışlar. Partizanın kendi evinin ortalaması zaten 80 üstü. 85 civarı. Partizanın kendi evinde olmasından kaynaklı taraftarın da ne kadar çılgın olduğunu sizler de biliyorsunuzdur tutukların. O yüzden burada ev sahibi 81.5 üstü. 82 sayı atanını Partizan'ı sizlere önereceğim. Partizan bence burada 82 sayı atar gibi geliyor bana. Diğer mücadelem Asfel ile Kızıl Yıldız mücadelesi. Asfel tarafına baktığımız zaman da dün bir maç oynadı bunlar. Olympiakos birlikte maçı da izledim ya hatta rolling mücadelemizdi. Yani adamın biri maç kulüpte yorum yapmış. Kim olduğunu bilmiyorum daha öyle bir gördüm ben de. Yani Afrikalıları Fransız diye toplamışlar. Burada basket oynamaya çalışıyor. Yani çok kötüler. Gerçekten çok kötüler. Takımın yıldızı Dekolo, Dekolo da yok arkadaşlar. Bu maçta da muhtemelen olmayacak. Yani tek bir oyuncunun ne kadar önemli olduğunu gördük. 40 dakikada sadece 55 sayı atabilen bir Asver takımı vardı. Basketlerde ikiliksiz düşünün yani. Dakikada 2 sayı atamamışlar. Onu düşünün. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Yani Kız Yıldız bu maçı kaybetmez, yener yani. yani. Rahat yener. Çünkü Asver top map oynamıyor. Hatta Parker'ın hocanın açıklamalarını söyleyeyim sizlere. Zaten bizim bir ümidimiz kalmadı. Olabildiğince iyi bir görüntü vererekten de Euroleague'i bitirmek istiyoruz şeklinde bir açıklaması vardı. Kızıl Yıldız'da Campazzo geldikten sonra biraz daha hareketlendi. Nedovic gibi isimlerle birlikte. Aynı şekilde Anadolu Efes'ten de bileceğimiz Petrushev gibi isimlerle birlikte. Daha iyi bir takım. Burada rahat bir galibiyet bekliyorum. Asfalt tarafı burada mağlup olur. Kızıl Yıldız burada deplasmanda da olsa en az 4 sayı fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum ben. Kız çok fazla zorlanmaz gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. Genellikle ideallerden bahsettim. Dediğim gibi arkadaşlar Nisan ayının grupları yenilendi. Yeni gruplara gelmek isteyen arkadaşlar da katılabilirler. Ee, Instagram'dan Kangal Bey olarak da anlatabilirler. Açıklama kısmında yorumlar kısmında zaten belirteceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.